Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA San Andreas Mobile ile tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki GTA San Andreas Mobile bölümünde hem Zero'nun görevlerini bitirmiştik hem de ekstradan bir açık dünya görevi yapmıştık. Normalde bu e, bölümde bu GTA San Andreas videosu hani açık dünya görevi üzerine olacaktı fakat şöyle bir olay gerçekleşti arkadaşlar. Yapmak istedim açık dünya görevi çok hani süresi kısa olmasından ötürü şöyle bir karar aldım. Önce açık dünya görevini yapacağım sizler için ondan sonra bu zilin bir sonraki görevini sizlerle beraber yapacağız. Hani hem ana hikayeden bir görev hem de açık dünyadan bir görev olacak ama tabii ki de ana başlığımız ana hikayenin üzerinden olacak haberiniz olsun arkadaşlar. Yani ikisini aynı anda yapacağız. Ve cuma günü yine ana hikaye gelecek. Haberiniz olsun. Daha fazla GTA San Andreas mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayı önce bir beğeni bırakmayı. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone ol bir açmayı ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsun hem de başka oyun ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Şimdi burada e, bir ton araç var arkadaşlar. Klasik yani çarpışan arabalar konsepti bir düşünün. Ama milletin silahı falan var. Amaç araçları falan patlatmak yani. Bizim amacımız ise bu kırmızı noktalardan geçmek. 30 saniye süremiz var. E, her bir kontrol noktasından geçtiğimizde 15 saniye süre geliyor. 1 dakikaya ulaştığımızda otomatik olarak kazanıyoruz. Süremiz bittiğinde kaybediyoruz. Arabamız patladığında kaybediyoruz. Ama eğer arabamız hasar alırsa falan da bu tamir şeylerinden alarak aracımızı tamir ettirebiliyoruz ve e, bizim gibi kontrol noktasından geçmeye çalışan adamlar da olacak yani onlara da engel olmamız gerekiyor mümkün mertebe bakın adamın mesela motoru var gördünüz mü adam motorla geçti mesela normalde motor gelmiyordu şansıma motorlu adam geldi e, kötü oldu keşke olmasa ama kazandık direkt şansım varmış çünkü sıradaki kontrol noktası hani 30'dan 45'e geçti ya 45'e geçtiği gibi örnekin direkt aldım ve görev tamamlandı arkadaşlar Evet bu kadar basitti Şanslıydık baya şanslıydık Şimdi bu açık dünya görevini tamamladık arkadaşlar Şimdi yapmamız gereken şey Ana hikayeden devam etmek Bu arada bu görevi tamamladığımız andan itibaren Artık bu arabayı da binebiliyoruz arkadaşlar Direkt stadyumun önünde spawn olacak Böyle toplam 3 tane stadyum var arkadaşlar Sıradaki stadyum Las Ventras'ta yapacağız Los Santos'a da oyunun sonunda geri döneceğimiz için Onu da en son yapacağız arkadaşlar haberiniz olsun Arabanın kapısı olmadığı için de böyle camın içinden geçerek de Arabaya binebiliyoruz Hatta direkt camın içinden geçerek arabaya biniyoruz. Neyse ben şu bulut aracını alayım direkt. Çünkü bu araba çok daha hızlı ve daha iyi olduğu için bu arabayı kullanmak daha mantıklı. Şimdi Vuzi'nin görevlerinden kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Ee, geçen bölümlerde Vuzi'nin görevini yapmak istiyordum. Fakat akciğer kapasitesini geliştirmeniz gerekiyor. Görevi yapabilmeniz için. Ondan dolayı Zero'nun görevlerinden devam ettim. Akciğer kapasitesini de yaptım bu arada. Ee, %15 yani toplam 3 kere upgrade etmeniz yeterli oluyor göreve girmek için. Ama daha fazla geliştirirseniz görevi daha hızlı tamamlayabilirsiniz. Ya da ben şimdi birkaç tane taktik vereceğim zaten görevi daha hızlı tamamlayabilmeniz için. Bu arada arabayı biraz biraz diye bayağı kötü sürdüm ama neyse çok da problem değil. Şuradan hemen Wuzin'in görevini alalım ve göreve başlayalım. Evet. Aa saat 8'de göreve girebiliyormuşuz. O zaman ben bu oyunu kaydedeyim. Görev girişine devam edeceğiz. Evet kaldığımız yere tam gaz. Amphibius asalt görevinden devam ediyoruz. Bir dakika. Yani sen bana yüzemedin mi söylemeye çalışıyorsun? Gerçekten hani suyun altında kaldıkça ben panik oluyorum. Yani kendimi kötü falan hissediyorum. Hani kısacası yüzme bilmiyorum diyor bizim buzim. Ben de yüzme bilmiyorum bu arada. Ben de çok panik oluyorum. Genellikle su beni bayağı bir paniklettiğinden dolayı yüzme henüz öğrenmedim. Ama öğrenmek istiyorum. Ee, bu arada... Bize bir iş vermek istiyor tabii yüzme bildiğimiz için yani kendisi yapamadığı için ee, dark water'dan geçmemi istiyorsun. Bir tane bu dana boyusun bir gemisi var arkadaşlar. Orada işte bazı şeyler olacakmış. Harbor'a bir tane bug koyacakmışız. Hmm. Okey. Ee, bu arada Triat dışında tek sen olduğu için tek güvenebileceğim kişi sensin diyor bana Vuzi. E, o yüzden bu görevi bize vermek istiyor. E, CJ diyor ki ben hani küçükken Santa Monica'da yüzüyordum falan hani ben yüzme biliyorum benim için problem yok ben giderim falan ayaklarında yatıyor Tabi biz yüzmeyi aslında yani ana karakterimiz yüzme biliyor ama yeterli akciğer kapasitesi olmadığında göreve giremiyorsunuz arkadaşlar Bu da bu arada bu bize çok kritik bir bilgi veriyor kör olduğunu söylüyor Allah Allah hacı canım falan diyor bizimkide <laughs> Oke okay, abi e, ee, Tabi bu yüzden hani Woozer ne kadar göremiyor olsa da hani hisleri falan bayağı bir kuvvetli gerçekten. Adamın hisleri acayip bir şey. Kelime tam anlamıyla acayip bir şey yani. Her ne kadar göremiyor olsa da adam her şeyin farkında resmen. Bu arada bir şey daha var. Sen benim e, hani siyahi olduğumu biliyordun değil mi? Biliyorsun değil mi? Hani Çinli falan. Kal ben körüm aptal değilim dedi ve bizi yolladı. E, ee, adam her şeyin farkında diye boşuna demedim abi az önce biliyorum da konuşuyorum. adam her şeyin farkında. Adam bize gerçekten güveniyor CIA olmamıza rağmen. <laughs> Bu arada ırkçılığı ben yapan ben değilim. Adam kendi kendine ırkçılık yaptırdı. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Şimdi yapmamız gereken e, dediğim gibi Danab Boys'un bir tane gemisi var. Kargo gemisi falan. Herhalde orada bazı şeyler yapacaklar. Takastır vesaire bir şeyler yapacaklar. Mal falan götürecekler sanırım. Eğer yanlış anlamadıysam. Doğru anladıysam. İşte ne olacağını falan öğrenebilmemiz için oraya bir mekanizma bir şey koymamız gerekiyor. çip yani takmamız gerekiyor gibi bir şey olduğunu söylesem yeridir. Bug'ın ne olduğunu hani bilmediğimden dolayı Türkçesini bilmediğimden dolayı şu an hani anlamını bilmiyorum. Hani çip takacağız desek yeridir. Çünkü o tarz bir şey yapacağız hani. Bu sayede o kargo gemisinin neler olabileceğini falan öğreneceğiz. Tamam. Tamam. Denizin dışında hani uzakta diyor. Peki. Tamam. Dana Dana Boyce şu anda tabi devreye falan geziyor onlardan uzak durman gerekiyor diyor. Ne yapmak istiyorsan yap onlardan uzak dur diyor kısacası. Ama benim onun için bazı taktiklerim var. O taraflara geçtiğimizde taktik vereceğim zaten. O zamana kadar o tarafa doğru yüzmeye başlıyoruz evet. Tabi bizim ee, Los Santos'un hani hırsızlık görevi var ya Ryder'la beraber yaptığımız o görevi yaptığımız için. Biz asla yorulmuyoruz. Ana karakterimiz asla yorulmuyor. Ondan dolayı rahat rahat gönül rahatlığıyla hızlı bir şekilde yüzebiliyoruz. Öyle bir güzelliği var. Önümüzdeki rotasyon e, bloktan da diyor hani kapalı diyor. O yüzden suyun altından gitmen gerekiyor diyor. Zaten biliyoruz hani oraları geçiyorum o yüzden. Hani bunlar kritik şeyler değil görevde alakalı değil. Oyun bize yüzmeyi öğretiyor hani. Tamam artık suyun dışına çıkabilirsin diyor. Allah Allah hadi canım. Şaka yapıyorsun ya. Ee, sevgili Rockstar. <laughs> ben oyunu 14 kere bitirdim. Bana bu bilgileri vermezsen. <laughs> Tabii öyle bir şey mümkün değil de. Evet tekrardan suyun altına gireceğiz bu arada. Tabii akciğer kapasitesini geliştirdikçe suyun altına daha uzun durabildiğiniz için akciğer kapasitesini geliştirmek oyun içerisinde çok kritik gibi görünmese de aslında bu görevi daha rahat tamamlamak için önemli arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Eğer ki bu görevi yapmakta zorlanıyorsanız akciğer kapasitesini geliştirmek size daha faydalı olacaktır. Şimdi burası bu uzun bir dalış olacak bu arada. Uzun yüzeceğiz suyun altında. O yüzden akciğer kapasitesinin doğmasını bekliyorum. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz ve dalıyorum. Evet. Let's go abi. Buradan çıktığımızda karşımıza direkt olarak dana boyusun devriyesi çıkacak arkadaşlar karşımıza. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü adamlar keleşle saldırıyor. Tabi canımız çok olduğu için belki çok problem olmayabilir bize ama genel olarak sıkıntılı bir görev. Burada gözüme bir şey kaçtı onunla uğraşıyorum bir yandan da. Evet karşımıza direkt devreye çıktı. Suyun altından giderek hani bunlardan gizlice sızıp geçmemiz gerekiyor aslında. Ama ben öyle yapmayacağım abi. Çünkü öyle yapmaya kalkarsam video gereksiz uzun olacak. Fazla uzun olacak. O yüzden ben direkt olarak o oros bu şeyi Üf. adam direkt anamıza küfetti ya. Cık. Rahmetliye nasıl küfedersiniz şerefsizler. Bu arada bunlar sizi görürse suyun altında bir süre takıldıktan sonra otomatik olarak zaten hani e, guardlarını çekiyorlar. Hani artık size saldırmıyorlar. Emre roket atarı olduğu için Outriders görevinden kalma. Direkt olarak roket atarlarımı burada harcıyorum. Siz eğer isterseniz sniperla falan da vurabilirsiniz. Fark etmez kesinlikle. Hatta sniperla vurmanız daha iyi de olabilir. Roket atarınız yoksa. Hani botu falan çalarsınız çünkü. O açıdan mantıklı aslında. Ama eğer şoförü öldüremezseniz işte o zaman birazcık sıkıntı olabiliyor. Yani bu sürücüyü öldürmezseniz sıkıntı olabiliyor. Çünkü kaçıyorlar hani ondan dolayı. Şuradan direkt olarak roket atarımızı alıp şuradan direkt sıkıp menzil yetti herhalde. Evet menzil yetti artık rahat rahat yüzebiliriz. Hani diğer teknelerde çok ayrı bir yerde olduğu için gönül rahatlığıyla yüzebiliriz arkadaşlar. Bundan sonra yapmanız gereken hiçbir şey yok. Kontrol noktasına gitmeniz yeterli. Şu kocaman kargo teknesini görüyorsunuz. Kargo gemisini görüyorsunuz. Buradan sağa döndüğümüz gibi buradan e, yukarıya çıkacağız. Merdivenlerden falan tırmanacağız. Sonra adamlar bize bıçak da saldırıyorlar zaten. O yüzden direkt olarak dümdüz silahla koşa koşa gidebilirsiniz. Hiç bir şekilde gizlilik kasmanıza falan gerek yok. Yani hiçbir şekilde uğraşmanıza gerek yok. Yani görevin zorluğu tamamen burada. Görevin zorluğu o devreleri aşmak. Ama eğer sniper'ınız falan varsa ya da roket atarınız varsa direkt olarak görevi tamamlayabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Elime SMG'yi alıyorum. Adamlarda silah bile yok dediğim gibi. O yüzden koştura koştura gidiyorum ben direkt. Ya ben eee... Bir canlı yapıyordum bir arkadaşıma. Tamam mı? Adamların hepsini öldürdüm. Bir tane adam bıraktım. Hani dedim ki var. Onu da sindik olarak kesip havam olsun falan diye. Şu içerideki adam var ya beni mahvetti ya. Adam beni yok etti emin ediyorum. Canımın yarısını falan rahat aldı. Bak yine aynısı oluyor. Lan bir dur. Lan bir dur. Heh. Hani koşuyorum koşuyorum adam bana vuruyor. Koşuyorum koşuyorum adam beni bıçakla vura vura dövüyordu hani. Adam bana vurarak kovalıyordu yani. O kadar rezil olmuştum ki. Evet bug'ımızı bıraktık. Şimdi hemen e, şeye geri dönüyoruz. Kıyıya geri döneceğiz. Ondan sonra görev tamamlanacak arkadaşlar. Video kaç dakika oldu? Tamam video 11 dakika oldu. Tamam. Güzel. Yapmamız gereken tek şey karşı tarafı yüzmek dediğim gibi. Zaten tekne çok başka bir yerde olduğu için hani bizi görebilme, bizi kovalayabilme, bizi öldürebilme şansı olmamasından ötürü görevi tamamlayacağız arkadaşlar. Yüzme birazcık sürecek. Yani direkt karşıda zaten yani şu tekne olmasa direkt olarak göreceksiniz zaten nerede olduğunu. Şimdi ben videoyu burada durduracağım. Oraya yaklaştığımda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden videoya tam gaz devam ediyoruz. Görevi şu anda itibaren tamamladık. 11.000 dolarımızı da fıstık gibi paramızı cebe indirdik. Bu arada suya nasıl atladım bilmiyorum ama. Şimdi oyunu kaydedeceğiz ondan sonra da videoyu sonlandıracağız arkadaşlar hem bir açık dünya görevi hem de Buzin'in görevlerinden bir tanesini daha tamamlamış olduk. Buzi ile son bir görevimiz daha var. O görevi de bitirdiğimizde Buzin'in görevleri de bitmiş olacak ve Triad görevlerine tam gaz devam ediyor olacağız sıradaki bölümlerde. Ben şu Blista Compact mıydı adı tam hatırlamıyorum ama evet Blista Compact güzel hatırlamışım ismini. Ee, aracımızı aldık. Şimdi hemen Buzin'in yakındaki seyfaza gidip ya da daha yakın bir seyfaz varsa oraya hemen gidip Oyunu kaydedeceğim arkadaşlar ondan sonra videomuzu sonlandıracağım dediğim gibi. E, bugün canlı yayın olur mu bilmiyorum. E, canlı yayın olacak olsa bile hangi oyunu oynarım bilmiyorum şimdiden haberiniz olsun. Canlı yayınlarımıza da bir bakıp gözden geçirmek istiyorsanız da neler oynadığımıza falan bakmak istiyorsanız da kartlar kısmına bırakacağım arkadaşlar oradan canlı yayınlarımızın olduğu oynatma sitesine ulaşabilir. Ve neler oynadığımızda neler yaptığımızda falan bir göz gezdirebilir yayınlarımıza bir bakabilirsiniz efendim. Şimdi şuradan ben hızlıca bir tırmanmaya çalışacağım tabi beceremedim. Tabii ki yine beceremedim. Mükemmel araba sürme becerilerim. Üf ateş ediyor yine. Her zamanki gibi. Şaşırdık mı? Hayır. Neyse karakterimiz biraz stamina kasmış olsun. Suyun içerisindeyken burada stamina ufaktan bir arttı. Güzel oldu. Tabii karakterimiz yorulmadığı için bu bilgisayarına gereksizdi ama neyse. NRG 500'ün üstüne kaydettim ve videomuzu burada yavaştan sonlandırıyoruz efendim. Evet umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sıradaki bölümde Woozy'nin görevlerini tamamen bitiriyor olacağız. Son bir görev kaldı da o görevi de size için yapıyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı bir kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bilimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma sesinden başka oyun ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.